Daha evvel de size söyledim, size naklettim. Duamın muhakkak kabul olmasını istiyorum dediğinizde. Duamın muhakkak kabul olmasını istiyorum. Ben öyle bir dua yapayım, duam kabul olsun. Bunu daha evvel söyledim. Bugünlerde bir daha hatırlatıyorum. %100 duanızın kabulü için size bir formül. 5 vakit namazdan sonra, 5 vakit namazı kılıp bir kimse dua ederse, Efendimiz buyuruyor ki, asla o dua reddolunmaz. Asla o dua reddolunmaz. Bir de tam dün programın başında şunu söyledim size. Size bir müjde daha, çünkü bugün işleyeceğimiz konulardan birisi bu. Cuma akşamı kıyafetimden de anladığınız üzere böyle bir şey yaptık. Sizin de hoşunuza gitti. Cuma akşamı bizim böyle en böyle hani dedik ya, uzak gibi görünen insanımız bile illa ya bir dua eder ya bir salatü selam okur, bir şey yapar. Öyle değil mi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de salatü selamı hakkında size bugün çok büyük bir müjde vereceğim. Benden kalın. Ne kadar vaktimiz var? İyi. Kardeşlerim hemen böyle yaylım ateşi gibi geçecek ama salatü selam hakkında çok önemli açıklamalar yapacağım. Ondan önce bir şey konuşabilir miyiz? Şu camilerde Ramazan'da gördüğümüz hatalarla alakalı bir ikaz yapmak durumundayız. Kardeşim bakın, namazın vacipleri dediğimiz bir şey var. Namazın vacipleri. Nedir o namazın vacipleri? Namazın vacipleri şuna benzetebilirsiniz. Hani böyle bir üryan, tamamen çırçıplak bir adam düşünün. Melekeleri de yani konuştuğunu falan şey yapmıyorsunuz. Böyle hani bazı bilim kurgu filmlerinde var ya Metin. Bilim kurgu filmlerinde falan var ya. Böyle hani kullanılmış falan gibi böyle duruyor. Bakıyorsun el, ayak, bakış falan şey var ama böyle bir anlam, ifade falan yok. Bakıyorsun böyle duruyor put gibi. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Gerçek mi, değil mi diye şüphe edersin. Hareket etmeye başladığında ağzını kımıldatmaya, kafasını oynatmaya. Ha canlı dersin, canlı hareket ediyor. Ve çırçıplak. Namazın farzları dediğinizde bu namazın böyle canlı bir şey bu yani. Bir şekle geldi insan, böyle eli ayağı var falan. Bu. Ama onun konuşması yoksa, başka türlü üstünde bir kıyafet falan yoksa yadırgamaz mısın onu? Anlıyor mu acaba? Bir soru sorsak cevap veriyor mu falan gibi. Yani yerinde mi? Akli melekesi vesairesi. Biraz böyle tuhaf bir teşbih oldu ama namazın vacipleri de budur. Namazın vacipleri de budur. Yani bu hareketi tamamlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela sana böyle böyle yapar, gel gel der. Böyle yaparken git git demez. Senkron tutar yani. Bu farzlara uygun vacipler vardır. Aynı insanın hareketlerinin vesairesinin falan hareketli lisanıyla uyuşması gibi. Ha dersin ki aklı var, çalışıyor, melekesi var. Bir de bunun elbisesiyle beraber gayet güzel bir şekilde veya konumunu, durumunu belli edecek şekilde gördüğünde zaten bu insan mı diye bile sormazsın. Merhaba, tanışalım dersin. Bu üzerine giydiği de sünnettir. Namazın sünneti. Yani namazın farzları dediğimizde. Necasetten taharet, hadesten taharet, setre avret, yani örtünmek, kıbleye dönmek, vakit, niyet. İşte abdestini alacak, guslü yoksa guslünü alacak, necis bir şey olmayacak üstünde, çıplak olmayacak. Erkekler için belli bir bölge vesaire ama bu kadar. Yani ben şimdi böyle peştemalle namaz kılabiliyorum. Kılarsın da sen böyle beni karşılamaya çıkmıyorsun yani. Ne böyle Allah'ın huzurunda bu kadar gevşeklik. O farz olan kısmı yani şekil çıktı ortaya. Şekil çıktı. Allahu Ekber diye başlamak, Allah diyemek başlamak. Okumak, kıraat, kıyam, ayakta durmak, rükû, secde. Sen şimdi insana benzer hale geldin gibi düşün. Farzlar bu. Senkron tutması... Bu yaptığın fiilleri dengeli yapman vacip. Nasıl ki bir adam böyle olduğunda bu normal değil. Ya bu akli dengesi. Yani bu adamı adama saymazsın. Bu insanı insana saymazsın. Her an bir şey olabilir. Yani var ama yok. Vacip de öyledir.
Sana böyle anlatmaya çalışıyorum. Namazın vacibini yapmadığında da bu namaz namaz olmayabilir. İadesi lazımdır. O yüzden vacip mühim bir şeydir. Bak mesela namazda Allahu Ekber diye namaza durmak vacip. Ekber dediğin. Namazın ayaktayken Fatiha'yı bir kere okumak vacip. İki kere okuyamazsın. Elhamdülillah çok güzelmiş. Bir daha okuyayım. Olmaz, bozdun. Senkron tutmadı. Vücutta namazın vücuduyla onun içinde yaptığın hareketler birbirini tutmadı. Fatiha'dan zamm-ı sonra Kur'an'dan bir ayet okumak. Bir de arkadaşlar Ramazan'da en çok gördüğümüz hata. Bakın camiye geliyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Böyle benim Ramazan denildiğinde herkes böyle şöyle huşulu, böyle güzel, böyle oturaklı falan filan sofu arar. Benim Ramazan'da hasta olduğum en çok hoşuma giden nedir biliyor musun? Belli yani. Kıyafetinde abi var mesela, beli açık. Kendisine göre seccadesini almış. Yanında çocuğunu getiriyor. Yani çok da böyle cami cemaati değil, Ramazanlık Müslüman gibi. Ama abi ne kadar samimiler. He? Yani çocuk böyle babasıyla konuşuyor. Hadi diyor şimdi kıldık diyor. Bak diyor, çıkıyoruz falan diyor. Böyle cami adamı gibi yürümüyor. Ama Ramazan geldi diyor. Çocuğunu camiye götürüyor. Kalıbını oraya taşıyor. Allah o çocuğa, o kalbe nazar etmez mi ya? Bayılıyorum ben buna. Hani böyle beli açılıyor bilmem ne, setrabet gidiyor midiyor diyoruz. Ona dikkat edin. Hani Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Abi giyme işte zaten bunu. Yarım bel pantolon giyiyorsun. Bir de kot mot giydiğinde yani bir rükuda yani anlatabiliyor muyum? Yani resim dersi alan onu tam birebir çizer yani. Yapmayacaksın öyle. Yani süper, hep anlatıyorum ya Süpermen kostümü gibi daptarıcık bir şey. Tamam giyineceksin de acaba yani anlatabiliyor muyum? Böyle madem sürpriz değil yani birazdan secdeye gideceksin. Yani aa hiç hazırlığımız yoktu secde mi vardı falan diyecektin camiye git. Belin açılmasın. Bak ne güzel camiye gelmişsin. En önemli hata şu. İmama tabi olduğunda okumuyorsun zaten. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala. Rükülerde sessiz sessiz okuduğun şeyler şey. Ama bak tek başınıza namaz kılarken bakın İnanın ki hala bunu binlerce insan bilmiyor. Namazda farz olan okuma, kıraat şartı vardır. Yani elhamdülillah Rabbil alemin errahmani. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yayına gidiyor değil mi ses? Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Arkadaşlar bazıları böyle yapıyor bak. Abi ses. Volümü aç diyorsun. Ses nerede? Ben böyle... Duyuyor musun okuduğunu? Kulağın duyuyor mu? Yok. Olmaz. Sakın. İçinden geçirmek değil ki. Kıraat demek senin kulağın duyacak. Allah'a duyurmak için sesini yükseltmeyeceksin. Kulağın duyacak. Anlatabiliyor muyum? Ona işleyeceksin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hatta böyle bazen bizim yaşlılarımız, ihtiyarlarımız olur. Onun yanında namaza dur diyorsan sureleri bile şaşırırsın. Elhamdülillah. Rabbil ani. Errahmanirrahim. Sen dersin ki aşkından bağırıyor. Hayır kulağı duymuyor. Kulağı duymadığı için yüksek sesle okuyor. Yüksek sesle okumayacaksın. İmam sen ayrı. İmam zaten bunları biliyordur. Bak bu kıraat şartında çok hopluyoruz biz. Ağzı böyle ya. Ne yaptı? Etteyyat okudu. Ne zaman okudun sen bunu? İçimden geçirdim diyor. Aa, öyle şey olur mu ya? Duyacak. Kulak duyacak. Aman bu çok önemli. Bir de en çok yapılan hatalar. Vacip dedik ya. Vacip namazda terk edilirse arkadaşlar. Vacip namazda terk edilirse. O namazı iade etmek şartı olabilir. Dikkat etmek lazım. En çok yapılan hata. Secdeye gidildiğinde alnı koyuyorlar. Burnu yere koymuyorlar. Şöyle. Şu şekilde. Burun yere değecek. İşte Ramazan'da biz secdelerde burnumuzu yere sürersek bizim burnumuz yerde sürünmez. Tamam.
alınla burun yere secde. Bir de abi secdeye inmesiyle kalkması, yani böyle diyorsun, secdeye gitti mi bilmiyoruz, VAR'a gidelim. Yani VAR'da görelim gerçekten gitti mi gitme. Gitmiş. Böyle olur mu ya? Ya secde bu, secde, secde. Secde. Çocuğuna bile ben seni seviyorum, ben de seni seviyorum de şöyle yap. Adama bak der ya. Şuna bak der yani. Böyle mi dedi ya seviyorum? Allah'ım seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. Hadi. Ya bir secdeye git mübarek, ne kadar fark edecek? Trafikte makas atan adam gibi. Gişede yakalıyorum seni işte. Hiçbir işe yaramıyor. Bu acele ne yani? Al takımında yenildi işte. Maçın seyredeceksin ne olacak? Bunca zaman seyrettin, neren arttı? Üstelik onun 100 kere tekrarı var. Bu programın bir kere yok. Vardır belki. 1000 kere gösteriyor. Ben takımları ezberledim ya. Türkiye'de futbol seyretmeyen adam, ben takımları ezberledim. Adam daha çıkarken biliyorum abi pozisyon offside. Nereden biliyorum? 30 kere diyorum yani. Bir programa bakarken alt yazı koyuyorlar nasıl bir şeyse. Allah affetsin. Abi secdeye gittiğinde bir hisset secdeni. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki rükûya gittin. Rükûya gittiğinde sırtın düzleşsin. Rükûya gittiğini anla. Sonra kalktın rükûdan. Allah'a sığınıyorum. Efendimiz buyuruyor ki kemiklerin otursun. Oho! O zaman kim uğraşacak diyorsan buraya atlayalım o zaman. Ne diyelim? Allah Teala'nın bizim kıldığımız namaza ihtiyacı yok. Bak terapide bile hep aynısın. Birden 10'a kadar şöyle sayacaksın diye adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediğinde fayda etmiyor bak. O bile fayda etmiyor. Hadi size bir kopya. Bir kişinin namazı kılmaya üşendiğinde, üşenerek namazı kıldığında bu üşenmeyi giderebilecek şey nedir? Böyle bir derdimiz yok hocam diyorsun. Yani namaza kalktı ya, şimdi namaz mı kılacağız diyorsun. Sabahleyin hadi kalktık, sahurda da kalktık. Ya yani bazı bu kadar kalktı, bir sabah namazını kılalım diye kalktın. Hemen böyle ama üşeniyorsun yani. Nasıl üşeniyorsun? Allahu Ekber dedin. Dur, yavaşlat. Slow motion. Rükûya gittin mi? Hemen kalkma. 3 saniye bekle. 3 saniye uzun tut. 3 saniye. Hadi peki 2. Eğilip kalk, bekle. Secdeye gittin ya, hemen kalk, bekle. Biraz bekle. Bir bakacaksın ki namaz seni bırakmıyor. Namaz içine alıyor seni. Mübarek adam, tabii namaza üşenirsin. Namazla kavuşamıyorsun ki. Pideyi koklayıp koklayıp yememek gibi bir şey senin yaptı. Bekle bak. Dene. Hatalıysam yaz bana. Çünkü tecrübe ettim. Ya şimdi hemen çabucak kılayım, şuraya yetişelim. Arkadaşlar bekliyor falan. Tadını alamazsın. Hakikaten de vakit kaybedersin. Esas vakit kaybetmesi o. 15 saniye, her rekatta 15 saniye fazla kal. Ayakta biraz dur. Elhamdülillah, merkez, değil mi? Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Yavaşlat. Nefis öyle namussuzdur ki. Ve öyle hinoğlu hindir ki o. Sen patronun sen olduğunu anlarsa, Allah'la bu işi yaptığını anlarsa, hadi çabuk çabuk demez de, dur, tamam, bu namaza girdi artık, ben bunu elleyemem der. Şöyle bir yavaş oku bakalım. Elhamdülillah. Ne namaz kılıyorsun? Hani otursan, maç seyretsen pozisyonu yakalıyorsun hiç olmazsa. Bu, hem pozisyonu kaçırıyorsun hem bu pozisyonu kaçırıyorsun. Yani iki yere de yaramıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Bekle, dene bunu. Denemek, evde deneyiniz. Evde deneyiniz. Bir dur böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Neydi bu ya? Konuşma tabii, namazın bozdur. Errahmanirrahim. Maliki emitti. Ben bunların manasını bilmeden okuyorum. Dediğinde bir o düşünceyle böyle okudun. Sübhane Rabbiyel Azim. Hemen kalkmayayım, bir durayım. Namaz adamı alır.
gel gel der, gel. Bu sefer dersin ki, hocam WhatsApp'tan görüntülü sorular gelmeye başlayacak. Hocam biz böyle senin dediğin gibi kılarken ben böyle secdeye bir yatıyorum. Bir secdeye gidiyorum. Kalkamıyorum hocam, çok hoşuma gidiyor, ne yapmak lazım? Allah'ım böyle sorular görecek miyim acaba? Böyle sorular. Namazı duruyorum, bırakmak istemiyorum hocam. Acaba bunun bir duası var mı? Allah'ım ya Rabbim. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi dermiş ki oğluna, oğlum beni imamete geçirmeyin. Kendimi kaybediyorum ben namazdayken. Secdeye yatarmış. Secdeye gittiğinde hüngür hüngür ağlarmış. Yer, zemin, tahta. Soğuk, ayaz, Konya. Kış mevsimi. Donarmış gözyaşları. Sakallarına kadar gelir. Huhlayarak sakallarını çözer, kaldırırlarmış. Büyüklerin hepsi böyleydi. Onlar secdelerle büyüdüler. Secdelerle küçülmediler. Hadi bir nefeslenelim. Tekrar buluşalım.